Gaziantep'te çok sayıda konutun bulunduğu sitede elektrikli araçlar için bireysel ünitelerin yanı sıra ortak kullanıma açık 3 şarj istasyonu kuruldu. Daha önce biz bu ortak alanlara şarj istasyonlarını kurmazdan önce bireysel izin veriyorduk. Onların yerine ortak alanlara şarj istasyonu kurdurduk. Şimdiki bu şarj istasyonuyla ilgili tüm enerjiyi sistemlerine şey kuruyor, firma kuruyor. Ankara ve devletle ilgili olan tüm izinlerini de yine şey alıyor, firma alıyor. Sadece biz firmaya araya bir süzme saat koyaraktan enerji veriyoruz. Her ayın birinde de ne kadar enerji kullanmışsa onu fiyatlandırıyoruz. O da bizim hesabımıza, site yönetiminin hesabına yatırıyor. Herhangi bir şekilde siteyle bir ilgisi yok. Zaten kredi kartıyla kullanılıyor. Yani yönetimle de bir ilgisi yok. Aşağı yukarı bu sistem bunu kuran firmayla kullanıcı arasında olan bir şey, iş. Dolayısıyla site yönetimiyle herhangi bir ilgisi yok. Trafo'dan alındığı için bunun enerjisi trafo yakınlarına kurduk. Dolayısıyla Antepya'da o yüzden herhangi bir sıkıntı olmadı. Netice itibariyle çok uzun kablolama ihtiyacı da olmadı. Direkt olarak trafoların yanına kurduk biz. İki çeşit şarj yapılıyor. Bir AC şarj, bir de DC şarj olmak üzere. AC şarj bildiğim kadarıyla 7-8 saat sürüyor. Ama DC şarjda direkt doğru akım verildiği için şarj süresi kısa. Aşağı yukarı bildiğim kadarıyla 30-35 dakikada ya da 40 dakikada %80'i doluyor akünün.